Merhabalar, bu dersimizde uzunlukları ölçme konusunu göreceğiz. Çevremizde gördüğümüz nesnelerin uzunluklarını ölçerken biz buradaki birimlerden yararlanacağız. Peki bu birimleri o zaman teker teker görelim. Esas uzunluk ölçme birimimiz metredir ve küçük m harfiyle gösterilir. Şimdi biz en küçüğünden başlayalım ve büyüğe doğru gidelim. En küçüğü şu anda gördüğümüz milimetre. Peki nedir bu milimetre? Cetvelimde gördüğüm, şurada gördüğüm en küçüğü milimetredir. Ve 2 adet M harfinin yan yana gelmesiyle milimetre kısaltılarak gösterilir. Peki milimetreden örnek verelim çevremizden. Ne olabilir? Düğme olabilir. Başka ne olabilir? Tırnak olabilir. Küpe olabilir. Diyelim ki ne bileyim 5 milimetrelik bir küpemiz olabilir. Diye örneklere devam ettirebiliriz. Kısacası milimetre bu cetvelde gördüğümüz en küçük birimdir. Peki geldik santimetreye. Santimetre cm olarak yazılır kısaca. Ve bu milimetreden eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane varsa yani şuraya kadar, 1'e kadar eğer geldiysem, işte ben burada artık 1 santimetreyi, bakın milimetre şuydu ama 1 santimetre artık 10 tane milimetreden meydana gelmiş oldu. O halde ne diyeceğim ben? 1 santimetre 10 tane milimetreye eşittir diyeceğim ve bunu unutmamaya çalışacağım. Peki santimetreden örnekler verebilir miyiz? Tabii verebiliriz. Örneğin 10 santimetrelik bir kalemimiz olabilir. Kalem, silgimiz olabilir. Defterimizin boyu olabilir, uzunluğu. Defter gibi örnekleri çoğaltarak devam edebiliriz. Geldik uzunluk ölçülerimizin esas birimi demiştik, metre demiştik. Şimdi bu santimetrelerden burada kaç tane var? Benim 30 santimetrelik cetvelim. Yani 30 adet var. Peki eğer bu santimetrelerden 100 tane olsaydı işte o zaman 1 metre eşittir 100 adet santimetre olacaktı. O zaman bunu da unutmamak üzere hafızamıza kaydettik. 1 metre 100 tane santimetredir dedik. Peki metreden nasıl örnek verebiliriz? Mesela bir çocuk boyu 1 metrelik bir çocuk boyu olabilir. Veya oturduğumuz binanın yüksekliği 5 metre olabilir. Bina yüksekliği. Veya ne diyebiliriz? Masa olabilir. 2 metrelik bir masanız vardır gibi devam ettirebilirsiniz. Şimdi metreyi de gördük. Kilometreye gelelim. Kilometrenin kısaltılmışı KM şeklindedir. Ve kilometreyi genelde nereden duyarız? Yolculuklarda duyarız, değil mi? Örneğin şu kadar kilometre yol gittik deriz. O zaman bakalım kilometre neymiş? Bu metrelerden eğer 1000 tane varsa, 1000 adet metre varsa işte o bize 1 kilometreyi verir ve bunu da unutmamak üzere kaydederiz. Peki ne dedik kilometreye örnek? Yol dedik gibi örneklerle çoğaltabiliriz. Şimdi 3 tane uzunluğumuz var unutmamamız gereken. Bir tane daha söyleyelim. 1 metrenin 1000 milimetre olduğunu da unutmayalım. Ve bunlarla ilgili yavaşça örneklerimize geçelim ve nasıl yapacağımıza bakalım. Aşağıdaki ölçüleri istenen birime çevirelim demişiz. 7 kilometre kaç metredir? Kaçtı? Kilometre vardı, metre vardı, santimetre vardı ve milimetre vardı, değil mi? 7 kilometreyi metreye çevirirken kaç demiştik? 1 kilometre 1000 metre demiştik. O zaman 7 kilometre kaç metre olur? Yine 1000 ile çarparız. 7 çarpı 1000 eşittir 7000 metre olur. 80 santimetre kaç milimetredir? Santimetre, milimetre ne demiştik? 1 santimetre
milimetreye eşittir demiştik. O zaman 80 santimetre kaç milimetre olur? 10 ile çarparım ve eşittir 800 milimetreyi bana verir. 4 metre kaç milimetre? Biraz önce yazdığımız kağıtta en sona bir şey yazmıştım. Bunu da unutmayalım demiştim. 1 metre 1000 milimetre eder demiştik. O halde 4 çarpı 1000 eşittir 4 metre 4000 milimetreye eşit olur deriz. Gelelim alttaki sorumuza. 2300 santimetre kaç metre olur? Normalde biz ne yapmıştık? 1 metre 100 santimetredir demiştik, değil mi? 1 metre eşittir 100 santimetredir. Şimdi burada santimetreden metreye gidişi soruyor. O zaman ne yaparım ben? 1 metre 100 santimetreydi. O zaman küçükten büyüğe giderken 2 tane sıfırı silerim. Yani 100'e bölerim. Büyükten küçüğe inerken çarpıyoruz. Küçükten büyüğe giderken bölüyoruz. O halde 2300 bölü 100 2300 bölü 100 sıfırları attım. 2300 santimetre. O halde 23 metre olur dedim. Gelelim. 6000 milimetre kaç metredir? Şimdi 1 metre burada 1000 milimetreydi. Bunu unutmayacağız demiştik. Ama küçükten büyüğe çevrilirken ne yapıyorduk? Tam tersi bölüyorduk. Şimdi burada 1000 ile çarpıyorduk. Ama biz tam tersini yapacağımız için 1000'e böleceğiz. O zaman 6000 bölü 1000 eşittir. Sıfırlar gider. 6 metre olarak yazabiliriz. 49 metre kaç santimetredir? Yine buraya dönelim. 1 metre 100 santimetreymiş. O zaman 49 metrede 49 ile 100'ü çarparım ve 4900 santimetre olarak bulurum. 9000 metre kaç kilometredir? Şimdi neyi biliyorum? 1 kilometre 1000 metreyi biliyorum. Ama şimdi küçükten büyüğe doğru gideceğim. O halde ne yapacağım? 9000'i 1000'e böleceğim. Küçüğü büyüğe çevirdiğim için sıfırlar gidecek ve 9 kilometre kalacak. Geldik sonuncu örneğimize. 60 milimetre kaç santimetredir dedik. Yine küçükten büyüğe çeviriyoruz. O zaman bölme işlemi yapacağız. Kaça böleceğiz? 1 santimetre 10 milimetre ise o zaman küçükten büyüğe giderken 10'a böleceğim. Ve 60 milimetre eşittir 6 santimetre olarak bulacağım. Bir bastonun uzunluğu 140 santimetredir. Baston kaç metre, kaç santimetredir? Şimdi burada 140 santimetre olarak vermiş ama bu 140 santimetre içinde hem metre hem santimetre olarak ayırmamızı istemiş bizden. 140 santimetrenin içinde peki neler var? 100 santimetre ve 40 santimetre var, değil mi? Bunların toplamı olarak düşünebiliriz. Peki 100 santimetre kaç metreydi? 1 metreydi. O zaman biz bunu 1 metre 40 santim olarak yazarsak, 40 santimetre olarak yazarsak sorunun cevabını bulmuş oluruz. Gayet basit. Şimdi gelelim diğer örneğimize. Nehirin boyu 1 metre 640 milimetredir. Ezgi'nin boyu ise 1 metredir. Nehir'in kardeşinin boyu 1240 milimetredir. Üçünün boylarını büyükten küçüğe yazacağız. Şimdi öncelikle yazalım. Nehir 1 metre 640 milimetre. Ezgi kaçtı? 1 metre. Bakalım Nehir'in kardeşi. Nehir'in kardeşi şöyle NK yazalım. 1240 milimetre. Şimdi bir şeyi büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralamak için ne yaparız? Hepsini aynı birimde yazmamız gerekir, değil mi? O zaman ne yapalım biz? Hepsini milimetre cinsinden yazalım. Bakalım. Burada 1000 metre var. 1000 metre kaç milimetreydi? 1 metre 1000 milimetreydi, değil mi? O zaman burada aslında ne var? 1000 milimetre artı 640
40 milimetre var. O zaman bunu topladım. 1640 milimetre buldum. Ezginin boyu 1000 metreymiş. 1 metreymiş. 1 metre 1000 milimetreydi zaten. O zaman Ezgi'nin boyu da 1000 milimetre oldu. Ezgi 1000 milimetre oldu. Peki Nehir'in kardeşine bakalım. 1240 milimetre. Zaten bu milimetre cinsinden vermiş. 1240 milimetre. Bize ne demişti? Büyükten küçüğe sıralayalım. En büyük hangisinin boyu? 1640 milimetre ile Nehir büyüktür. Nehir'in kardeşi 1240 milimetre. Nehir'in kardeşi ve büyüktür. 1000 milimetre ile Ezgi'nin boyundan derim. 70 milimetre artı 30 santimetre artı 40 metre kaç milimetre yapar? Şimdi farklı farklı birimler var. Bunları milimetreye çevirirken ne yapacağız? Bunları toplarken ne yapacağız? Milimetreye çevireceğiz hepsini. Çünkü milimetre cinsinden istiyor. Şimdi burada 70 milimetre var. O zaman ona dokunmama gerek yok. Ne yaparım? 30 santimetreden başlarım. 30 santimetre kaç milimetre? 1 santimetre kaçtı? 10 milimetreydi. O zaman 30 santimetre kaç olur? 10 ile çarparsam eğer 300 milimetre olur. Demek ki 70 milimetre artı 300 milimetre artı bakalım 40 metre kaç milimetreymiş? Şurayı yapalım. 1 metre 1000 milimetreydi. O zaman 40 metre ne yaparım? 1000 ile çarptım. Ne oldu? 40.000 milimetre oldu. 40.000 milimetre oldu. Ne yapıyorum? Hepsini alt alta yazıp topluyorum. 40.000 artı 300 artı 70. 0 0 7 daha 7 0 3 daha 3 0 ne oldu? 40.370 milimetre oldu. Bir yürüyüşçü önce 1 kilometre 180 metre yürüyerek dinlenmiş. Daha sonra 1 kilometre 38 metre daha yürümüştür. Toplam kaç metre yürüdüğünü bulalım. Şimdi burada da yine kilometreli, metreli ifadeler var. Kaç metre yürüdüğünü bulacağımıza göre o zaman ne yapıyoruz? Kilometreleri de metreye çevireceğiz. Burada kaç var? 1 kilometre 180 metre. 1 kilometre kaç metreydi? 1000 metreydi. Artı 180 metre de burada var. O zaman bu ne olur? 1180 metre olur. Bu birinci yürüdüğü yol. Bakalım. 1 kilometre 38 metre yürümüş. Yine 1 kilometre 1000 metreydi. Artı bir de 38 var. 38 metre var. Ne olur? Şöyle yapayım. 1038 metre oldu. Şimdi ne yapacağım? Bu da ikinci yürüdüğü yol. Toplam yürüdüğü yolu bulmak için 1180 metre artı 1038 metre toplarsam eğer 0,8 daha 8, 8, 3 daha 11 elde var. 1 şuraya verdim. 2, 0 daha 2, 2. Ne oldu? 2218 metre toplamda yürümüş oldu. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.